Hanımefendi, ne diyebiliriz ki? Buraya büyük umutlarla gelmiştik. Ama madem durum bundan ibaret, Jagu'ya başarılar dileriz. Mesleğini geliştirmek, daha iyi bir doktor olmak onun hakkı. Bu sonuçta yine bize yarayacak. Tanrı seni korusun, zihin açıklığı versin evladım. Bize müsaade, biz kalkalım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Gördün değil mi? Mesele sadece ailen değil. Bütün bu insanların da senden çok fazla beklentileri var. Bütün köy umutla senin yolunu gözlüyordu. Onların Jagu'su köyüne geri dönecek, kendi insanlarını tedavi edecekti. Hastaların kaderini değiştirecek, onların yaşamlarını kurtaracaktı. Şimdi sadece ölüm korkusu var. Yanlış insandan çok şey beklediklerinden bir haberler maalesef. Biraz cesaretim olsaydı, o gücü kendimde bulabilseydim, onlara diyecektim ki, Jagu'dan ümidi kesin siz. Sizin Jagu'nuz bu köye asla dönmeyecek. Dua edin, devlet buraya el atsın. Sığınabileceğimiz başka bir şey yok çünkü. Ama ne olursa olsun ondan bir şey beklemeyin. Senin insanlara bakışın değişmiş çünkü. Adını değiştirmen gibi. Seni öyle çok özlüyorum ki Jagu. Sen de beni özlüyor musun? Alo? Yenge? Benim Sukna, buyur. Nasılsın yenge? Ne var ne yok orada? Bildiğin gibi. Çok bir şey olduğu yok. Jagu'yu bize davet etmek istediğimi söylemek için aradım aslında. Çünkü geldiğinden beri benim yemeklerimden hiç yemedi. Belki hala davet etmediğin için kırılmış bile olabilir. Şiyam da benimle dalga geçiyor. Sanki Jagu hafta sonu için gelmiş gibi acele ediyorsun diyor. Geri döneceğini sanıyorsun diyor. Ama artık burada kalacağını biliyorum yenge. Yine de eve döneli birkaç gün oldu. Bu defa doktor olarak. Yani nasıl bekleyebilirim ki? Yenge, Jagu'yu telefona verebilir misin lütfen? Ne oldu yenge? Jagu evde değil mi? Sukna, Jagu buraya kalıcı olarak dönmedi. O birkaç gün için burada. Eğitimini sürdürmek için Mumbai'ye dönmek istiyor. O artık orada yaşayacak. Bu nasıl olabilir ki yenge? Şakası bile kötü bunun. Jagu buradan gitmeyi aklından bile geçirmez diyordum. Şaka yapmıyorum Sukna. Jagu kararını verdi. Hepimiz ona izah etmeye çalıştık. Annen ve baban da gerçekten çok üzgün. Bence o bu kararı vermeden önce sadece bize açıklaması gerekiyordu. Sevgili Sukna,
Kraliçemin mutfağı seni bekliyor. İstediklerinin hepsini aldım. Sevgili kayınbiraderim için kim bilir nasıl birbirinden güzel yemekler hazırlayacaksın. Bence git bir bak hemen. Her şeyi almış mıyım? Eksik bir şey var mı? Jagu'yu aradın mı sen? Seninle konuşuyorum canım, bak bana. Ne oldu Sugna? Sorun ne? Sugna, neden ağlıyorsun sen? Şiyam. Jagu. Jagu artık köyde kalmayacak. Şehirde yaşamak istiyormuş. Buraya birkaç günlüğüne gelmiş sadece. Bu nasıl olur? Bunu bize nasıl yapar? Şiyam, Jagu'nun gitmesine engel ol. Gitmesine izin verme Şiyam. Biz Jagu'suz nasıl yaşarız? O biz olmadan yaşamayı nasıl düşünebilir Şiyam? Annemi, babamı, diğerlerini hiç mi düşünmüyor? Bunu onlara nasıl yapar? Anandi. Ona ne olacak Şiyam? Jagu bunu düşünmüyor bile. Sırf o okusun diye yıllarca ondan uzak kalmayı göze aldı. Ama o... O nasıl karısını bir kenara atabilir? Ondan nasıl hala fedakarlık yapmasını isteyebilir ki Şiyam? Nasıl onu yüzüstü bırakıp gidebilir? Şiyam, lütfen Jagu'nun gitmesine engel ol. Gitmesine izin verme Şiyam. Tamam canım. Ağlama sen. Üzülme, tamam mı? O bir yere gitmeyecek. Onunla ben konuşurum, biliyorsun. O benim sözümü dinler. Onunla ben konuşurum. Erkek erkeğe. Sen merak etme, ağlama canım. Jagu hiçbir yere gitmeyecek. Babacığım, dünden beri hiçbir şey yemedin. Biraz süt iç bari lütfen. Anandi. Efendim baba. Kızım, senin haberin var mıydı? Jagu'nun niyetini biliyor muydun? Sana bir şey söylemiş miydi? Yani Mumbai'ye dönmek istediğinden, okumaya devam edeceğinden bahsetmiş miydin? Hayır baba. Ben de bunu size söylediğinde öğrendim. Gelecekle ilgili planlarından benim de hiç haberim yoktu, hiç söylemedi. Doktora yapacak olması, orada çalışmak istemesi... Bunlardan haberim yoktu. Ne zaman Mumbai'den geri dönse, onu hep değişmiş gördüm. Bana hep biraz daha mesafeliydi. Tatillerde, hafta sonlarında köye döndüğünde sanki bambaşka bir insandı, çok farklıydı. İlgi alanları değişmişti. Konuşması bile değişmişti. Şehre alıştıkça sanki adım adım bizden daha fazla uzaklaşıyordu. Bunu başta pek önemsememiştim.
şehirde yaşadığı için böyle adetler geliştirmesi normal olmalı diye düşünmüştüm. Okulu bitirip döndüğü zaman nasılsa her şeyi unutur ve yine bizim bildiğimiz Jago olur diye düşünüyordum. O 18 yılını burada geçirdi. Şehirde sadece 5 yıl kaldı. Buradaki ilişkileri çok daha güçlü. Bunu göz ardı edemez diyordum. Ama bu hiç aklıma gelmezdi. Burada kalmayı düşünmediğinden haberim yoktu. O kararını vermiş, büyük şehirde yaşamak istiyor. Ben sanmıştım ki birbirimize olan sevgimiz, çocukluğunu geçirdiği bu güzel köy gitmesine izin vermez diyordum. Burada kalır. Şehir hayatını unutur ve bizi tercih eder. Gitmeyi aklından çıkarır. Ama bu olmadı baba. Ona olan sevgim, şehrin büyüsünün yanında çok zayıf kalmış gibi görünüyor. Mumbai ona çok şey verebilir. Ama ben bir şey veremem. Mumbai'ye kıyasla verebileceklerim çok sınırlı. Anandi, neden kendini suçluyorsun? Biz ikinizi beraber büyüttük. Jago bizim değerlerimizi unutmuş olabilir. Şehir yaşamı ve hedefleri onun için çok daha önemli görünüyor. Ailesinden bile çok daha önemli. Biz başarısız olduk yavrum. Ne onu kocan yapmayı başardık, ne de onu bu ailenin bir ferdi yapabildik. Başarılı olsun diye her şeyi görmezden geldik. Bağışla bizi canım. Lütfen bizi bağışla. Lütfen böyle söyleme baba. Yapma bunu. Bizi mi istedin anne? Evet. Önemli bir şey konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Jago ve şu aldığı karar. Kimse böyle bir şeye hazır değil. Byron'un ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Ama ne kadar kızarsak kızalım, çocuğumuza sırt çevirebilecek bir durumda değiliz. Byron Jago'yu görmezden gelmeye başladı bile, sanki bu evde değilmiş gibi. Oysa daha akıllı davranması gerekir. Sen onun abisisin Basan. Bunu ona anlatmaya çalış lütfen. Onu kendi haline bırakamayız. Duygusal davrandığı için fazla mantıklı düşünemiyorum. Sumitra burada olsa hallederdi ama onun da gitmesi gerekti. Ah, bu durumda geriye sadece ikimiz kalıyoruz. Anne, Sumitra ablamın Jago'nun kararından haberi yok henüz. Onu arayıp bildirmemi ister misin? Ne? Hayır, sakın. Yengesinin hastalığı yüzünden yeterince perişan zaten. Bir şey söylemeye kalkma. Söylemek istediğim, Myron'un bunu anlamasını sağlamak zorundayız. O böyle surat astıkça Jago kararında daha fazla ısrarcı olacaktır.
daha çok genç. Kontrolünü kolayca kaybedebilir. Bu çok fazla sabır gerektiren bir mesele. O bizim neslimizi sürdürecek çocuk. Ailemizin varlığı ona emanet. Tek bir hata onu kaybetmemize sebep olur. Byron'a anlat. Jagu'ya gerektiği gibi yaklaşırsak fikrini değiştirebilir. Anlarsa şehre gitmekten vazgeçebilir. Bakarsın Jetstar'da karar kılar. 2 yıl daha eğitim aldıktan sonra Jetstar'da klinik açar, mesleğini orada icra eder. Bu pekala mümkün. Ama mümkün olabilmesi için hepimiz çok temkinli olmak zorundayız. Ilımlı yaklaşalım, bu düşünceyi desteklediğimizi gösterelim. Ve hepimizin ona burada ihtiyaç duyduğumuzu. Tamam anne. Tamam, ben Byron'un anlamasını sağlarım. Xiamen işte. Nasılsın? Ben iyiyim. Seni sormalı. Geldiğinde beni arayıp sormadın. Haksız mıyım? Daha gelip ablanı görmedin bile. Bizim üstünde hiç mi hakkımız yok? Akşama buradasın o kadar. Yemeği birlikte yiyelim. Anandi'yi al ve gel. Gel tamam. Biraz hasret gideririz. Hayır Xiamen işte. Başka zaman gelirim olur mu? Ben bugün kendimi yorgun hissediyorum. O yüzden evde kalacağım. Laf mı bu? Sana gel yemek yap diyen yok ki. Evimiz de size o kadar uzak değil. Fazla vaktini almaz. Karını al ve buraya gel, tamam mı? Varun ve Şagun da seni çok özledi bak. Tamam Xiamen işte. Anlaştık o zaman. Akşama burada olacaksınız, tamam mı? Tamam. Hoş geldin. Berodaroğlu yavrum, Tanrı'nın yardımı ikinizin de üstüne olsun ha? Sayende Anandi'nin de yüzünü görmüş olduk. Ev işlerinden başını kaldırıp bizi ziyaret edecek zamanı bulamıyor garip. Doğru söyledin. Dayıcım, ben de az önce senden bahsediyordum. Ben de. Nasılsın Anandi? İyiyim Sugun abla. Sen nasılsın Jagu? Neyse, ikinizi de görmek mümkün oldu sonunda. Neden bekliyoruz? Böyle ayakta mı duracağız? Ondan misafir değil ki, ailemizden insanlar. Canları ne zaman ne istiyorsa onu yaparlar. Sen gel bakayım buraya. Torunum kocaman oldu. İyice ağırlaştı. Gel bakalım. Otur şuraya. Ben gidip çay koyayım hemen. Evet, sen hemen git bir çay koy. Sugun abla, teyzem burada otursun. Mutfak işlerini biz ikimiz hallederiz. Hadi gel. Hayır Anandi, yemekler hazır zaten. Sabahtan beri mutfaktaydım. Ama daha bir şey görmedim. Sabahtan beri aç dolanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Jagu burada olduğu için çok mutluyum tabii. Şüphesiz. Ne var biliyor musun Jagu? Sugna'dan istediğim bir yemek var. Ama bir kez olsun pişirmemiştir. Yani demek istediğim, sen çok sevdiğin için eli kuru fasulyeye gitmiyor. Ama ben de insanım. Onun düşmanı değilim ki ben. Neyse artık. Nasılsa buradasın. Bundan sonra bol bol pişirir, değil mi? Jagu'nun çok sevdiğini bilirim, değil mi? Söylesene Jagu. Mumbai'de o kadar uzun zaman kaldın. Güveçte kuru fasulye yediğin oldu mu hiç? Tabii. Orada her şey var abla. Her şey var olabilir. Ama aynı tadı vermez. Hem de buradakine hiç benzemez. Bak, bunu çok doğru söyledin Şiyam.
Üstelik dünya kadar para harcasan nafile, şehir gibi yerlerde buradaki lezzeti asla bulamazsın. Hiçbir şeyin tadı karının, ablanın pişirdikleri kadar güzel olamaz ha. Gelin kızım. Rada ne yapıyor? Bak bakalım. Çay koymaya gitmişti ama hala ses yok. Dünya kadar yemek yaptınız ama umarım çocuğu evine aç göndermezsiniz ha. Hadi gelin. Madan, Cagu ile gelin daha yeni geldiler. Önce biraz sohbet etmeden yemeğe oturmak olur mu hiç? Haklısın canım, şaka yaptım. Buyurun, afiyet olsun. Dayı, yeni hastane ne zaman açılacak? Uzun sürmesin ama olur mu? İlk ben girmek istiyorum. Benden önce içeri kimseyi alma, tamam mı? Önce beni tedavi edersin, olur mu? Biliyor musun dayı? Bundan sonra okuldaki bütün spor etkinliklerinde ben de yer almak istiyorum. Beni ne zaman iyileştireceksin dayıcım? Cagu. Varun'un hayallerini yıkmayacaksın değil mi? Onu hüsrana uğratmazsın değil mi? Sugna abla şimdi, ben ne desem, yani ben... Ben her şeyi biliyorum. Ama hala inanamıyorum. Şehre geri dönmeyi nasıl düşünebilirsin ki sen Cagu? Üstelik kalıcı olarak... Senin köyün Cagu. Bütün hayatın burada geçti. Doğup büyüdüğünden beri. Köyünü artık sevmiyor musun? Sorun bu mu? Niçin buradan ayrılmak istiyorsun? Herkes burada. Annen, baban, karın, amcan, bütün ailen. Ve bu aile... Her zaman üstüne titremiştir senin Cagu. Hatırlıyorsundur. Bugüne kadar istediğimiz her şeye sahip olduk biz. Hiç yokluk görmedik. Annen, baban, amcan, babaannen hepsi bir dediğimizi asla iki etmemişlerdir. Onlar bize her şeyi verdiler. Halbuki bunu nasıl yapabilirsin? Hiç mi sorumlu hissetmiyorsun? Onlara karşı yükümlülüğün yok mu? Evet Cagu. Daha fazla okumak istemen çok güzel bir düşünce. Bu bizi mutlu eder. Ama eğitimin bittikten sonra şehirde yaşaman... Bu gerekli değil. Bizler köylüyüz. Köklerimizden kopamayız. Jetsar bile çok değişti artık. Jaipur da öyle. Tamam, bazı eksikleri var elbette. Ama Jaipur çok uzak değil. Mumbai'de her ne varsa Jaipur'da da var. Cagu, ben eğitimimi şehirde tamamladım. İyi bilirim. Şehrin havası farklıdır. İnsanı kendine çeker. Ama Cagu, biz her şeyden önce sağlıklı düşünmek zorundayız. Eğitimimi tamamladıktan sonra ben de köyüme geri döndüm. Orada öğrendiğim her şeyden sadece ben değil... Köy halkı da yararlansın istedim. Cagu.
Herkes seni çok seviyor. Bizi burada bırakıp orada tek başına ne yapacaksın? Bak oğlum. Bu köy, ait olduğumuz köklerimiz bizim için her şeyden önemlidir. Başına bir şey geldiğinde veya zorda kaldığında herkes yardımına koşar burada. Bunu biliyor musun? Bu hayatta gerçek mutluluk sevdiklerinle bir arada olmaktır. Tamam. Bizim için bir şey yapma. Ama en azından aileni düşün. Babaanneyi, anneni, babanı. Evet Cagu. Hepimiz yaptıklarını gördük. Senin için hiçbir şeyden sakınmayıp bir hastane inşa ettiler. Kayınpederim, amcan, babaannen çok emek harcadı. Bu inşaat bitene kadar başından ayrılmadılar. Onların tek hayali bir gün şehirden buraya dönmen ve bu köyün insanları için bir şeyler yapmandı. Onların bu beklentisini boşa çıkarma. Şehrin havası farklıdır. Köyde kalmak sana ne kazandırdı? Ne geçti eline? Ama sen bana şehre gitme diyorsun. Ne oldu? Verecek bir cevabın yok değil mi? Çok iyi biliyorsun ki burada kalmakla hata ettin. Seni bekleyen parlak geleceği, hayatını mahvettin. Eğer benim gibi düşünebilseydin, hiç durmaz büyük şehre giderdin. Orada iyi yerlere gelirdin. Bugün iyi bir gelirin, şık bir hayatın olurdu. Ne yapıyorsun burada? Ekip biçiyorsun. O kadar okudun, yüksek eğitim aldın. Ama çiftçisin. Yeter artık Cagu. Senin onunla böyle konuşmaya hakkın yok. Ama haklı olduğumu biliyorsunuz abla. Bugün şehirde olsaydınız sizin çocuklarınızın çok farklı bir hayatı olurdu. Shagun ve Varun iyi okullarda okuyor olurdu. Sen de bütün gün evde yemek pişirmek zorunda kalmazdın. Bizim hayatımızla ilgili bir şikayetimiz yok Cagu. Biz halimizden memnunuz. Ama evet, sen şehre gittin gideli, büyüklerine saygılı olman gerektiğini tamamen unuttun. Önce haddini bileceksin. Siyam senden yaşça çok büyük. Ona ne yapması gerektiğini söylemek asla sana düşmez. Tamam Sugna. Cagu bana bir soru sordu. Ben de ona cevap vermek zorundayım. Burada kalmakla elime ne geçtiğini sordum. Bana ne kazandırdığını bilmek istedin. Sana anlatayım. Karımın gülen yüzü benim için en büyük kazançtır. Annemle babam hayatlarından memnun. Tek evlatları yanlarında kaldığı için mutlular. Bunlar hiçbir şeye değişmez. İki çocuğum var. Her akşam kapıda eve dönmemi bekliyorlar ve sevinçlerini benimle paylaşıyorlar. Bana güç veriyorlar. En önemlisi de çocuklarımın bizim değerlerimizle büyümesi.
benim babamdan öğrendiklerimi onların benden öğrenmeleri. Bu hiçbir şeye değişilmez. Eğitimimi tamamladıktan sonra köyüme döndüm ben. Bundan asla pişman değilim. Aksine çok mutluyum. Çünkü ailem mutlu. Çocuklarım mutlu. Lütfen bunu düşün Jago. Şehirde okuduktan sonra herkes orada kalmaya karar verirse ne olur? Bu köylülerin hali ne olur? Biz ne olacağız? Bunun bir önemi yok mu? Eğitimini kullanmayacaksan okumanın ne anlamı var o zaman? Sen çiftçi olduğun için mutlusun. Ama ben uzun yıllar okuduktan sonra vaktimi insanların soğuk algınlıklarını tedavi ederek geçirmek istemiyorum. Ben bunu yapamam. Kendini geliştirmen tabii ki çok önemli. Buna ben de katılıyorum. Şehre yerleşmeyi tercih etmiş olsaydım, bugün ben de çok iyi yerlerde olurdum. Çok param olurdu, herkes beni tanırdı, makam sahibi olurdum. Ama benim için ailem her şeyden önce gelir. Benim için ailemin mutluluğu her şeyden önemlidir. Çünkü para bu hayatta mutlu olmak için yeterli değildir. Sevdiklerimin desteği benim için her şeyden önce gelir. Her şeyden önce. Geri dönersen beni nasıl tedavi edebilirsin ki? Üzgünüm Varun. Ama elimden bir şey gelmez. Senin uzman bir doktora görünmen lazım. Duygulardan bahsediyordunuz değil mi? Sevdiklerimizin mutluluğundan. Oğlun için bugüne kadar ne yaptın sen? Çocuk neden hala değneksiz yürüyemiyor? Hep senin eski kafan yüzünden. Büyük şehirde olsaydın Varun çoktan iyileşmişti belki de. Ama yok. İlla burada kalmak istedin. Gerçek ne biliyor musun enişte? Burada kalmakla bir şey kazanmadın. Aksine burada kalarak karının ve çocuklarının hayatını mahvettin. Ama ben bunu yapmayacağım. Ben bu hataya düşmeyeceğim. Baba, dayım gitmesin lütfen. Lütfen söyleyin ona gitmesin. Dayımın gitmesini istemiyorum baba. Yavrum, sen üzme kendini. Ağlamak yok, tamam mı? Gel bakayım buraya. Üzülme sen. Sen benim erkek torunumsun. En cesur çocuksun.
Yorgo'nun bu söylediklerine inanamıyorum. Şiyan Baru'nun tedavisi için elinden gelen her şeyi yaptı. Gitmediği yer kalmadı. Bütün büyük doktorların kapısını çaldı. Büyük baba, dayım geri dönerse ben yarışlarda nasıl yer alacağım? Yavrum, senin bunda bir suçun yok ki. Biz yanlış insandan çok şey beklemişiz sadece. Dayın onca yıl şehirde okuduğu için belki senin adına bir şey yapmaya çalışır diye bir umuttu bizimkisi. Ama belli ki saf bir beklentiymiş. Boşuna umut bağlamışız ona. Dayının kimseyi umursadığı yok. Gözyaşına değmez yavrum. Yapma. Ağlama sakın, tamam mı? Hadi. Ağlama sakın. Hayır. Sakın ağlama. Jago bunu ilk defa yapmıyor ki zaten. Daha önce de terbiyesizlik yaptığı oldu. Herkesin önünde sınırlarını zorladı. Bugün sınırını aştı ama. Eniştesini acımasızca suçladı. Bir insanı tanımak için çocukluğuna bakmak lazım derler. O çocukluğunda da böyle dik başlıydı. Babaannesi de onu şımarttıkça şımarttı. O da yoldan çıktı. Bu bir sır değil. Anlaşılan o ki tamamen kontrolden çıkmış. Sırf kendi isteklerini kabul ettirebilmek için her şeyi kırıp dökebilir. Kimin ne düşündüğüyle zerre kadar bile ilgilenmiyor. Umarım bir an önce aklını başına toplar. Yoksa bu gidişle hayatında pişmanlıktan başka bir şey kalmayacak. Umarım hatasının farkına varır ve bu yoldan döner. Jago? Niçin içeri uğramadan yukarı çıkıyorsun? Buraya gel. İkiniz de çok erken dönmediniz mi? Sugna'nın evinde yemek nasıl geçti? Çok iyiydi. Şiyam enişte bizi ziyafete çağırmış sanki. Güzeldi. Ben bir kinaye sesinledim. Bir şey mi oldu? Şiyam enişte beni akıl vermek için çağırmış amca. Zannederim bu fırsatı kullanmaya çalıştı. Herkes beni vazgeçirmeye çalışıyor. Sırf o değil. Sugna da çok şey söyledi. Herkes birbirine akıl vermeye bayılıyor. Şiyam da çok farklı biri değil. Yapacak bir işi yok çünkü. O bu hayatta ne başarmış ki? Bana akıl vermekten başka. Jago. Sugna ve Şiyam büyüklerindir. Haklarında böyle konuşamaz. Ayrıca onlar seni çok seviyorlar. Onlara niçin bu kadar kızıyorsun? Evet, yengen doğru söylüyor Jago. Şiyam seni her zaman kardeşi gibi görmüştür. Asla kötülüğünü istemez. Üstelik unuttun belki. O ablana yeni bir hayat sundu. Öyle bir adam asla art niyetli olmaz. Sana bir şeyler söylediyse eğer...
bu senin iyiliğin içindir. Bunu aklından çıkarma. Umarım anlamışsındır Jagdish. Sorgu bitti mi? Ben yatmak istiyorum. Nereye Bayron? Yemeğini bitirseydin. Sofraya oturması için onca dil döktük ama şu halimize bak. Abi, ben çok başarısız oldum. Oğluma söz geçiremiyorum. Ben başarısız oldum abi. Abi. Jagu'nun nesi var abi? Sanki kimseye saygısı kalmamış gibi davranıyor. Onu böyle gördükçe ben kendimden utanıyorum. Bunu kabullenemiyorum. Bu benim başarısızlığım abi. Nerede yanlış yaptım ben? Ben o kadar kötü bir baba mıyım? Nerede hata yaptım? Bu kadar kötü bir baba mıyım ben? Söyle bana abi. Nerede yanlış yaptım ben? Nerede yanlış yaptım? Davranışlarını görüyorsun. Büyüklerine nasıl davrandığını da görüyorsun. Nasıl böyle saygısız olabilir anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Baron. Lütfen biraz sakin ol. Sen de ümidini kaybedersen eğer ne yaparız biz? Bak. Jagu'nun yaptığının yanlış olduğunu biliyorum. Bu davranışlarıyla hepimizi derinden yaraladığının farkındayım. Ama sağduyulu olmak zorundayız. Büyükleri olarak bunu akıllıca ele almamız gerekiyor. Bak ben... ne hissettiğini iyi anlıyorum. Evlat her şeyden önemli. Babası olarak da... onu yanında hissetmek senin hakkın. Beklentilerini ona bağladığını biliyorum. Evlatlarımız yanlış adım attığı zaman bu en çok bizi üzer. En çok anne babalar incinir. Jagu benim çocuğum değil fakat biliyorsun. Ben ona her zaman öz oğlum gibi davrandım. Nandu yıllar sonra dünyaya geldi. Nandu'dan sonra da bu değişmedi. Jagu benim hep ilk oğlum gibiydi. Her zaman öyle kalacak. Demem o ki... ben de çok incinmiş olsam bile... tıpkı senin gibi Bayron... umudumu yitirmedim. Biz Jagu'yu iyi tanırız. Kusurlarını biliriz, ne istediğini istemediğini. Onun kafası karışık. Ne yapacağını bilemiyor, hepsi bu. Oğlunu iyi tanırsın. Jagu çocukluğundan beri hep böyle biriydi. Başkalarından kolay etkilenir ama mutlaka hatasının farkına varır.
doğru olanı yapmaktan geri durmamıştır. Ben bu yüzden ona güveniyorum. Ne olur sen de güven. Oğluna güven. Her şey yoluna girecek. Gerçekten mi abi? Her şey yoluna girecek mi? Cagu hatasını anlayıp kendini düzeltecek mi? Ben buna yürekten inanıyorum. Sen de inan. Olumlu düşünmeye çalış, tamam mı? Merak etme, her şey yoluna girecek. Seria balamu balamu.